Arkadaşlar merhaba. Reaktif güç kompansasyonu konusuna başlayacağız. Reaktif güç kompansasyonuna başlamadan önce öncelikle bir şebekeye bağlanan yüklerin şebekeden çektikleri güçleri bir hatırlayalım. Evet, hatırladığınız gibi asi şebekeye bağlanan yükler tabi yüklerin türüne göre şebekeden çekilen güçler iki grup temelde. Aslında tek grup da bunun iki bileşeni var. Görünür güç çekiyorlar bütün cihazlar. Bu görünür gücün iki bileşeni vardı hatırlarsanız. Biri aktif güç, biri reaktif güç. Şebekeye bağladığımız işte ocaklar, elektrikli ısıtıcılar, ütüler, akkor flaman lambalar, Edison lambalar arkadaşlar. Veya bu benzeri ısıtma amaçlı veya temel aydınlatmadaki Edison ampulü gibi cihazlar arkadaşlar şebekeden aktif güç çekerler. Sadece aktif güç çekerler ve bu görünür güce eşittir. Şebekeden çekilen bir güç var. Görünür güç dediğimiz görünür güç 20 volt amper. Bunun iki bileşeni var. Biri aktif güç, biri ise reaktif güç. Tepkin güç dediğimiz. Bütün cihazlar görünür güç çeker. Bunun ikili bileşeni var. Aktif güç ve reaktif güç. Rezistif yükler arkadaşlar sadece aktif güç çeker. Reaktif güç sıfırdır. En yüklü ve kapasitif yükler ise aktif gücün yanında reaktif güç de çekerler. Çalışabilmek için. Hatırlarsanız en yüklü yükler işte bir indüktans ve iç direnci R olan yani idealde saf indüktif de bulabilirsiniz. Belki sararak bulabilirsiniz. Yaklaşabilirsiniz. Veya saf kapasitif de belki tam bulamazsınız. Yani bunların bir iç dirençleri var aslında. Hatırlarsanız en indüktif yükler arkadaşlar aktif güç çekiyordu. Gerekli işi yapabilmek için. İş yapan güç aktif güç. Ama bunun yanında en indüktif manyetik alan oluşturmak için reaktif güç çekiyordu. Ve saf endüktif devrede işte gerilimle akım arasında 90 derece faz farkı vardı. Şu açık mavi olan akım ve 90 derece daha geride. İşte transformatörler, bütün AC motorlar, floresan lambalar, indüksiyon ocakları, kaynak makineleri, motor sürücüler, güç elektronik sürücülerin çoğu. AC sıkıcılar da sayabiliriz. Ve kapasitif yükler vardı arkadaşlar. İşte burada da gerilim... Yine aynı gerilim düşünün şunun için. Akım 90 derece ilerideydi. Ve kapasitif yük olarak da arkadaşlar bizim işte kondansatörlerimiz, orta gerilim kablolarımız, yeraltı kablolarımız falan olabiliyor. Veya şu an işte bu metro veya elektrikli trenlerle ilgili hatlar bir kısmı kapasitif özellik gösteriyor. Yüksek gerilimde 66 kV'dan sonraki hatlar kapasitif özellikler gösteriyordu. Evet ve şunu hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın tabi aynı noktadan bakmak lazım. Saf bir endüktif devreyi ve saf bir kapasitif devreyi hatırlayın arkadaşlar. Bunları bir hatırlamış olalım. Evet. Uyguladığınız gerilim şu mavi olan olsun. Ve çektiği akım bakın 90 derece geride. Tabi aslında şu gerilimin aynı noktasını değerlendirmek lazım. Kapasitif devre için de yani tam şu devre için düşünün. Şurası gerilim akımı 90 derece ileride. Ve tutup ikisinin çarpımından güç çarpımına bakarsanız, gücü çizerseniz kırmızı kesikli çizgide her ikisi için şunu göreceksiniz. Bakın şu her ikisi için çarptığınızda kesikli şöyle bir şey oluşur. Şurası şu noktadan şu noktaya kadar gerilim bir periyodunu görüyorsunuz. Gerilim bir periyodunu görüyorsunuz. Bir periyot içerisinde bakın çeyrek periyotta indüktans şu pozitif alternansta şebekeden güç çekiyor. Diğer çeyrek periyotta bunu geri veriyor. Sonraki şeyde bir daha çeyrek periyotta tekrar çekiyor şu üst kısım. Diğer çeyrek periyotta bunu şebekeye geri veriyor. Aynısı kapasitör için de geçerli ama şuna dikkat edin. Bakın diyelim ki şurada şebekeye geri verirken indüktans şurada ise aynı noktadan baktığımızda işte kapasite de aynı şekilde davranıyor. Bir çeyrek periyotta çekiyor, diğer çeyrek periyotta geri veriyor. Yalnız bunlar biraz zıt. Yani işte indüktans çekerken kapasite alıyor, kapasite çekerken indüktans veriyor gibi bir birbirine zıt. Yani biz şunu biliyoruz zaten. İşte indüktansın
kapasitif gücü pozitifken biz kapasiteninki reaktif gücü pozitifken kondansatörünki tam tersi 180 derece fazla olarak da zıttı arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edelim. Aynı tabi noktalar için konuşmamız lazım. Şurada birinci durumda bakın indüktans çekiyorken şebekeden reaktif gücü kapasite veriyor. Aynı nokta için konuşmak zorundayız. Yani gerilimi şu noktası için bakacağız. Diğerinde ise bakın şurada ise şu noktada şu artık burası şuradayız. Gerilimi şu noktası bakın buradayız. Şu noktada arkadaşlar kapasite verirken indüktans verirken diyelim, kapasite bu kez şebekeden reaktif güç çekiyor. Yani biri indüktans çekerken kapasite veriyor veya tam tersi durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar bu şebekeye bağlanan özellikle indüktif özellikle yükler çok ağırlıklı. Bunun içerisinde ne var? İşte elektrik motorları. Şu an için endüstrideki hemen hemen her cihazın içerisinde bir elektrik motoru var ve biz şunu biliyoruz. Sanayide tüketilen enerjinin %70-%75'ini içerisinde bir elektrik motoru bulunan bir cihaz. İşte bir konveyör bant, bir asansör, bir vinç, bir kren, bir testere, öyle değil mi? İşte bir konveyör bant, bir havalandırma sistemi, işte bir asansör, başka CNC tezgahları, endüstriyel robot kolları veya işte endüstriyel işte çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, ne bileyim birçok cihaz artık elektrik motoru içeriği ve bu elektrik motoru gibi işte motor, generatör, transformatör gibi cihazlar arkadaşlar çalışma için aktif gücün yanında bir de reaktif güç çekiyorlar. Şimdi aktif güç ısıya, ışığa veya harekete dönüşen kısım yani şebekeden çekilen aktif güç işte diyelim bir elektrik motorunun torku ürettiği torku da yani tork üretebilmesi için de yani sistemi tahrik edilmesi için de aktif güç çekmesi lazım. İş yapan güçtür aktif güç. Ama bunun yanında motorun çalışabilmesi için yani dönerme hareketi oluşabilmesi için çektiği akım bileşeni yani reaktif akım bileşeninden dolayı çektiği gücü de biz reaktif güç diyoruz ve bu da şart motorun yani sistemin çalışması için şart ama bunun bir kıvamında olması lazım. Yani aşırı olmaması lazım. Tekrar söyleyelim. İşte bu mesela bakın burada da görüyoruz. Yani indüktans ve kapasite tarafından çeyrek periyotta çekilip diğer çeyrek periyotta şebekeye geri verilen güce biz tepkin yani şebekeye geri alıyorsun ve tekrar geri veriyorsun. Tepkin güç, reaktif güç diyoruz. Ve bu çok faydalı bir işe dönüşmüyor. Ama temel çalışma için de lazım. Yani bunu şuna benzetebiliriz bir öğrenci için. Kalem ve silgi. Yani büyük oranda kalemin olması lazım. Silgiye çok az ihtiyaç duyarsınız. Yani çok az bir miktarda silgiyle fakülte bile biten insanlar var. Yani kaybetmediğiniz sürece tabii. Şimdi aktif güç, iş yapan güç bütün cihazlar çekiyor. Ama bunun yanında işte özellikle indüktif özellikteki cihazlar endüstride çok yaygın. Bunlar aktif gücün yanında reaktif güç de çekiyorlar. İndüktif reaktif güç. Tabi bazı kapasitif yükler de var. İşte OG yani yeraltı kablolarında da falan olabiliyor. Ve bazen DC sürücüler için de söz konusu. AC özellikle AC yani kapasitif reaktif güç de çekiyor. Arkadaşlar bunların yani yükün hangi yükün talebi varsa orada üretilmesine biz reaktif güç kompansasyonu veya güç faktörünün düzeltilmesi diyoruz ki bunu ilerideki slaytlarda biraz daha detaylı açıklayacağız. Evet. Yani hangi cihaz reaktif güç çekiyorsa bunun prensip olarak bunun zararlarını göstereceğiz. Sonra bunun niye böyle olması gerektiğini açıklayacağız. Yani ister indüktif bir yük olsun, ister kapasitif bir yük olsun reaktif güç çekiyorsa şebekeye bağında bunun şebekeden çekilmesine izin vermememiz gerekiyor. Ve bunun için yapılan işleme de biz reaktif güç kompansasyonu diyoruz. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bizim bütün cihazlarımız gönül güç çekiyordu. İşte biz bunu kök 3 uhat ıhat şeklinde yazabildiğimiz gibi kök 3 çarpı u faz I faz şeklinde de yazabiliyorduk hatırlayalım. Aktif güç de öyle. Kök 3 U hat I hat kosinüs olduğu gibi 3 çarpı U faz I faz kosinüs.
şeklinde yazabiliriz. Yani burada kastettiğim şey arkadaşlar, mesela diyelim ki U hat 380 volt alçak gerilim için konuşuyorsam U faz 220 volt gibi. Tamam, yani bizim şebekemiz için konuşalım ki aklımıza yatsın. Yani güç sisteminde tek fazlı akım ve gerilim değerleri olduğu gibi hat fazlar arası, iki faz arasındaki gerilim akım değerleri de var. Formüllerdeki kök 3 ve 3'e dikkat edin. Aynısı bakın burada kosinüs V iken reaktif gücü bir sinüs V olarak temsil ediyoruz. Bu böyle formülize edilmiş. 3 çarpı U faz I faz sinüs V arkadaşlar. Ve aktif ve reaktif güç, aktif güç görünür gücün x eksenindeki bileşeni, Q de y eksenindeki bileşeni ve S dediğimiz görünür güç volt ampere. Tabi şurası watt'tı. Şu reaktif güç, yani tepkin güç, çekilip tekrar şebekeye geri verilen, tepki gösterilen güç olduğu için volt amper reaktif diyorlar buna. Ve şu ise volt amper arkadaşlar. Birimleri karıştırmayalım. Ve biz bu S'i aynı zamanda ne ile şey yapabiliyoruz, formüle ediyoruz. İşte aktif güçle reaktif gücün karesinin karekökü olarak da bulunabiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanında kosinüs fi denilen bir bileşen var. P bölü S. P bölü S arkadaşlar. Şimdi buna biz güç faktörü diyoruz veya güç katsayısı diyoruz. Kosinüs fi 0 ile 1 arasında bir katsayıdır sonuç olarak. Ve biz bunun 1 olmasını isteriz. Ama nasıl 1 olacak ona bakalım. Şimdi tabi burada bir şebeke açısından düşünmek lazım. Bir de yük açısından düşünmek lazım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle kosinüs fi, mesela işte diyelim ki elektrik motorlarını düşünelim. Tek veya 3 faz elektrik motorlar. Arkadaşlar bunlar imal edilirken işte tasarımıyla, tasarım şeklinde kullanılan malzemenin yapısıyla motorun verimi ve güç faktörü. Verim farklıdır arkadaşlar. Motorun üzerinde yazar verim yüzde olarak. Bir de güç faktörü kosinüs fi 0 ile 1 arasında bir katsayı olarak buraya yazılır. Bunun 1 olması imkansızdır. 1 olması imkansızdır. 1 olması imkansızdır. Yani en iyi motorlar için arkadaşlar işte 0.9'a falan yakın olmasını isteriz. Böyle 0.91 falan belki. Yeni nesil motorlarda 0.9'lara yakın. Yani genellikle 0.8 ile 0.90 arasında şu an elde edilebiliyor çok rahat. Ama eskiden motorların kosinüs fi'si çok daha düşüktü. Yani işte 0.6'lar, 0.7'ler gibi. Peki bu neyi gösteriyor güç katsayısı? Tabi bu kesinlikle yükle alakalı. Yük içisin bakın, yükün tasarımıyla alakalı. Yükü yaparken, indüktif özellikteki bir yükü yaparken ve kapasitif özellikteki bir yükü yaparken kosinüs fi'sini de onun sistemin, yani yükün tasarımıyla, kullanılan malzemeyle alakalı. Bunun ama bir olması mümkün değil. Yani motorun, yani bir olması ne demek? Yani kosinüs fi ne demek? Kosinüs fi'ye bakın, P bölü S. Yani S içerisinde ki P miktarını oranlıyoruz arkadaşlar. Eğer bu oran 1 olursa, P bölü S, yani şurası 1 ise, öyle değil mi? P de 1 ise Q 0'dır. Yani yük hiç aktif güç çekmiyordur ki direnç yükleri böyle. Tamam, bunu isteriz ama bir elektrik motorunda Q'nun az da olsa olmasını isteriz yani. Dolayısıyla 1 olamaz bu oran hiçbir zaman. Elektrik motorlar için tasarım, yeni nesil işte motorları da tasarımla 0.90, 91'ler, belki 92'ler, 0.92'ler bunlar. Ama 1 olamaz, mümkün değil. Çünkü motor, evet, tork üretmek için aktif güç çekecek. Aynı zamanda şebekeden az da olsa bir aktif güç çekmesi lazım. O yüzden şu olmalı, kosinüs fi'si 1 olamaz. Ama mümkün olduğunca 1'e yakın olmasını isteriz. Veya yeni tasarımcılar, yeni malzemeler, işte diyelim silisli saçlar, işte rotorun yapısı, kullanılan mıknatıslar varsa mıknatısların durumuna göre kosinüs fi'yi mümkün olunca 1'e yaklaştırmaya çalışırız ama şu anki yeni nesil motorlarda 0.90, 91, 92'de belki görürsünüz. Ama eski motorlara gidin. İşte bundan 20 sene önceki 0.7'ler, 0 belki 8 bile olmuyordu. Dolayısıyla motor çok fazla. Yani bu ne kadar işte diyelim ki şu 0.8 ise, şurası 1'in içerisinde 0.8 ise mesela kosinüs fi'niz diyelim ki 0.8. Öyle değil mi? Bu ne demek? P bölü S. İşte diyelim ki P, S'niz 1 birim olsun. İşte
P'niz ne olur? Yani S1 birimse P'niz 0,8 olur arkadaşlar. P'niz 0,8 olur. Öyle değil mi? S1 ise özür dilerim. Tekrar yapalım. S1 ise P 0,8 olur. Q ne olur? Karesinin karekökünden arkadaşlar 0,6 birim olur. Yani her çekilen şebekedeki bir birim görünür güçten 0,8 birimi. Öyle değil mi? Karesinin karekökü 6,8 10 üçgeninden bunu bulabiliriz. İşte burası 0,8 ise şurası Q'ya bakacağız. Şurası 1 ve şuradan 6,8 10 üçgeni gibi düşünürseniz onunla çarpıp şurası 0,6 olur yani otomatikten. 0,6 var. 0,8 birim reaktif güç çektiği halde aynı zamanda 0,6 şey çekecek arkadaşlar. Tabi bakın bu 0,9 olursa bu oran çok daha azalacak yani. Yani dolayısıyla öncelikle yük açısından düşündüğümüzde yüklerin tasarımının verimli olması lazım. Yani güç faktörünün olması lazım. Tabi bu motoru nerede kullanıyorsunuz? İşte bir klimada kullanıyorsunuz, bir çamaşır makinesi, makinesi, bir konveyörde, işte bir CNC tezgahında bir robot konu. Dolayısıyla motorun ne kadar kosinüs fisi yüksekse dolayısıyla cihazın da aslında verimi o kadar yüksek oluyor. Öncelikle sizin böyle yükler tasarlamanız lazım veya böyle ürünler satın almanız lazım. Peki kosinüs fi güç şebeke açısından düşündüğümüzde arkadaşlar kosinüs fi bir yapmak mümkündür ki biz buna işte güç kompansasyon diyoruz. Yani yükleri bağladınız. Bu 0,8'lik, 0,7'lik, 0,9'luk kosinüs fiye sahip motorları veya başka dirençleri bağladınız. Toplam kosinüs fi düşecek mi? Biraz sonra örneklere göstereceğiz. Bunu şebekede 1'e getirebiliriz. İşte biz buna reaktif güç kompansasyonu diyoruz ki buna güç katsayısının düzeltilmesi veya bu işte 0,5'lerden 0,6'lar bile olsa bunu 1'e çekmek mümkün. Dersimizin konusu da bu. Şimdi arkadaşlar tek faz sistem de için aynı. Farklı formüller artık U faz kosinüs fi olur. Öyle değil mi? Yani tek faz sistem için hap gelimi olamaz. Bunlar faz değerler arkadaşlar burada. Çünkü tek fazlı sistem U çarpı U faz, I faz sinüs fi ve yine işte akım ve gerilim çarpımı. Burada bakın köprü 3 ile çarpıyorduk. Aynı zamanda faz değerleri olursa 3 ile çarpıyorduk U faz sistem için. Ama burada tek fazlı sistem için U faz, I faz ve şurası yine aynı şekilde arkadaşlar. Tabi akımın da arkadaşlar bir görünür akım bileşeni var. Görünür akım, görünür güçten dolayı S'ye karşılık gelen ve aktif ve reaktif bileşeni var. Hem tek fazlı hem üç fazlı sistemde. Şimdi bu reaktif güç kavramını biraz daha açıklayalım. Arkadaşlar iki tane örnek olsun. Bu ikincisi bana ait. Şimdi bizim elimizde bir işte çekmek götürmek zorunda olduğumuz bir tekerlekli çantamız olsun. Bunu yatayda hareket ettirmek için esas hareket ettiren güç nedir? Buna yatayda uyguladığımız, paralelde uyguladığımız kuvvettir değil mi? Güçtür veya. Biz buna işte aktif güç diyoruz. İş yapan güç. Cihazlar için de böyle. İşte lambayı ışık verdiren, sobayı ısıttıran, ütüyü ısıttıran, işte elektrik motorunun dönme hareketini milindeki tork, yükleri tahrik eden, döndüren güce biz aktif güç diyoruz. İş yapan güçtür. Ama aynı zamanda bu çantayı rahat taşıyabilmemiz için, rahat götürebilmemiz için hayal edin. Değil mi? Bunun kurpunu kendi işte kolumuzun bittiği işte nerede bitiyor? Dizimizin işte bacaklarımızın uç kısmında bitiyor. Oraya kadar kaldırmamız lazım. Yani diyelim ki çantayı kurpunu tam böyle eğilerek sen eğilsen yani şu seviyede kaldırman lazım. Bunu tutabilmemiz lazım. Rahat değil mi? Yürüme en güzel. Hem yürüyeceğiz hem de elimizi ne eğileceğiz ne de çok kaldıracağız çantayı. Böyle tam dizimizi bacaklarımızın hızasında tutup rahatça yürüyeceğiz. İşte bunu bu seviyeye kaldırmak için gereken harcadığımız gücü de biz reaktif güç diyoruz. Yani bu çantayı rahat taşıyabilmek için kolumuzun hızasına, o tutma kolunu kolumuzun hızasına getirdiğimiz hızaya kadar harcadığımız gibi de reaktif güçtür de bunun bir değil mi? Yani bunun olması lazım yani bu işi yapabilmemiz için. Aksi takdirde diyelim hiç kaldırmasak bu tam böyle eğilip çantayla birlikte yürüyemeyiz değil mi? Ördek yürüyüşü gibi olur ki yani gerçekten çok yavaş ilerleriz. Veya çantayı tutup
ta işte göğsümüzün hizasına kaldırıp yürümemiz de imkansız. Yani aşırı olması da imkan düşük şey reaktif gücün çok aşırı olmasında bir faydası yok. Çok az olmasında bir faydası yok. Bunun bir kararında olması lazım yani. Tabii kendi işte bu da yükün durumuna göre. Yani işte 10 yaşındaki çocuk için farklıdır. İşte veya diyelim ki örnek verelim işte 1,70 santim boyundaki bir çocuk bir insan için farklıdır. 2 metre 10 santim boyundaki bir şey insan için farklıdır yani. Yük için değişebilir bu. Standart değildir. Tekrar söyleyelim. Bu çantayı hareket ettirmek için gerçekte buradaki uzadığımız iş yapan güç değil mi? Buraya paraleldeki gideriz aktif güç. Ama bunu taşıyan insan rahat taşıyabilmesi için kol seviyesine, el seviyesine getirmesi için harcadığımız bir rahatlık istiyoruz. Ve bunun bir kıvamında olması lazım. Ne çok alçak elinizi çok aşağı götürürseniz de yürüyemezsiniz. Ördek yürüyüşü gibi olur. Veya çok kaldırıp göğsünüzde çantayı yürümek de zor. O zaman tekerlerden faydalanamazsınız. Bunun başka bir örnek olarak arkadaşlar bir bardak ayrandaki köpükle ayran miktarı olarak düşünebilirsiniz. Yani işte bardağın hepsi arkadaşlar bizim görünür gücümüz, esimiz. İşte bardaktaki ayran miktarımız bizim aktif gücümüz. Ya biz az da olsa biraz köpük isteriz, lezzetli olur. Bunun kıvamında olması lazım. Yani bu da reaktif gücümüz. Ve bu reaktif güç arkadaşlar çok böyle işe dönüştürülen bir iş değil. Tabii iş bakın yani gerekli kıvam için, lezzet için veya şuradaki çantayı rahat taşımanız için gerekli. Eğer lezzet için biraz köpük gerekli ama esas biz ne yapıyoruz? Yemeğimizle birlikte ayran içiyoruz. Bu ne kadar çok olsa değil mi? Yani uygun miktarda köpüğün de az bir miktarda olması her zaman böyle lezzeti de arttırır içmekle beraber. Ve bu aktif güç kullanılır, iş yapan güçtür. Şu ise aşırı olursa, diyelim ki bardağın yarısından fazlası tamam şurası hepsi köpük oldu değil mi? Bir kıvamı yok yani bayağı köpük çektikçe yersin yani yemek yerken de rahat çiğnemek için sıvılar alıyoruz. Yani rahat olması için arkadaşlar ayran olması gerekir yani iş yapan güç çiğnemeyi uğraşacak hiç burada ayran. Yani köpüğün daha az olmasını isteriz. Ve bu ikisinin değil mi birleşkesinden oluşan güce de toplam işte biz görünür güç diyoruz veya işte toplam bu bardaktaki hacim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu aktif ve reaktif güçle ilgili temel bazı 2-3 tane örnek çözelim. Tam olayı açıklayalım. Daha sonra bunun kompansasyonu ne için gerekli veya kompansasyon ne bununla ilgili konuya bakalım. Şimdi hatırlarsanız bir empedans diyagramı vardı ve biz buradan güç üçgenini elde ediyorduk. Arkadaşlar x ve y ekseninde biz direnci nereye koyuyorduk? X eksenine. İndüktif reaktansı pozitif y eksenine, kapasitif reaktansı xc'yi, öyle değil mi? İşte xc'miz neydi? Omega çarpı L, şey pardon x'de özür dilerim. 2 pi f ile açısal frekans çarpı L xc'miz 1 bölü omega çarpı c 1 bölü 2 pi fc. Ve ohm, öyle değil mi? Bunlar bizim indüktif dirençlerimiz ve kapasitif dirençlerimiz, reaktanslarımız değil mi? XD'yi pozitif y eksende, XC'yi negatif y ekseninde gösteriyorduk. Ve reaktansların farkı hangisi büyükse ondan onu diğerinden onu çıkarıyorduk. İşte burada X ile büyük çizilmiş. XC'den çıkaracağız ve toplam bizim X'imiz bu şekilde. Ve R ve X ve bulunan birleşkesinden oluşan üçgene biz empedans diyagramı diyorduk. Biz empedans üçgeni diyorduk. Z diyordu. Buradaki her bir parçayı R'yi X ile eksi X, C'yi ve Z'yi kareyle çarparsak şunu görürüz. Güç üçgenini elde etmiş oluruz. Evet. P kare çarpı R neyi verecek? P'yi verecek. Kare çarpı X yani toplam reaktans. Tabi burası indüktif artık özellikle. Çünkü indüktif reaktans daha uzun, daha büyük. Öyle kabul etmişiz şu an için. Dolayısıyla eksen yukarı doğru oldu. Devre indüktif özellik gösteriyor. X de daha büyük. E kare çarpı X işte toplam işte Q'muz olacak. Reaktif gücümüz ve devre indüktif tabii artık özellikle. Ve E kare çarpı Z de S'i gösterecek. Arkadaşlar indüktif devre için güç üçgeni pozitif eksendeydi. Değil mi? İşte P, Q ile S
kapasitif devrede ise, yani diyelim ki x tam tersi olsa, xc daha büyük olsaydı, p yine aynı yerde bir kez qc eksi ql yapacaktık. Toplam q'yu, şu toplamı. Bu büyük olduğu için arkadaşlar aşağı doğru olacak toplam q toplam. Şurada q toplam aslında. Ve dolayısıyla güç üçgeni de aşağı doğru olacaktı. Ve şu da bizim işte buradaki açının kosinüsü, bizim güç katsayımız. Fi ile de gösterebilirsiniz. Kosinüs teta veya kosinüs fi arkadaşlar. Güç katsayısı. Eğer bu açı sıfır olursa, bakın Q'nun sıfır olduğu anlamına gelir ki S P'nin üzerine düşer, öyle değil mi? Ve birebir eşit olur. Birebir eşit olur. Ama indüktif veya kapasitifler için böyle bir durum yok arkadaşlar. Şimdi 3 tane soru var. Bunlara bakalım. Birinci soruda 3 ohm, yani resistif 3 ohm ve indüktif büyük var 4 ohmluk, ohm olarak verilmiş, x'le direkt verilmiş. Bu ikisi birlikte işte bir RL yükü aslında şu an. Bu şebekeye bağlanmış, şebekenin gerilimi 10'a 0 dereceymiş, 0. Arkadaşlar bu yükün şebekeden çektiği akım bulun diyorlar. Ve bir de bu yükün şebekeden çektiği görünür gücü, güç faktörünü bulun diyorlar. Şimdi arkadaşlar bu soruları şurada çözerim isterseniz. Şuraya almıştım. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bizden şunu istiyorlar. Bu Z yükünün, yani R artı J x ile, yani 3 artı J 3 artı J 4 10 empedansın şebekeden çektiği akım bulun diyorlar. Görünür gücü bulun diyorlar ve güç faktörünü kosinüs teta güç faktörünü bulalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle akım bulalım. Akımı nasıl bulacağız? Gerilim bölü empedanstan bulabiliriz. Doğru mu? Empedansımız 3 artı J4. Evet. Gerilimimiz 10'a 0 derece kolay koordinat sisteminde verilmiş. Ama empedansımız şu an kartezyen koordinat sisteminde 3 artı J4 veya I4 ne derseniz artık. Bunu da arkadaşlar polar koordinat sistemine çevirmemiz lazım. 10'a 0 derece. 3 artı J4'ü nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Yani Z'nin mutlak şeyi ne? 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü 5 olurdu. Açısı da arc tanjant x ile bölü, yani 4 bölü 3. Buna bakarsanız bu da 53.13 mu? Evet, 53.13 derece. Arkadaşlar 5'e 53.13 derece. Evet, bölerseniz 2'ye eksi, yani bu yukarı çıkacak, eksi 53.13 derece amper arkadaşlar. Bakın bulduk. Evet, görünür gücü iki şekilde bulabiliriz. Birincisi P ve Q'yu bularak yapabiliriz. İşte nasıl yapalım? Şunu biraz aşağı çekeyim. Bu kalemi şu kısmı yazmıyor. Şimdi arkadaşlar S'yi bulmak için öncelikle P'yi bulalım. P eşittir I kare çarpı R. Tabi akımın genliğini kullanarak 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3 10. 12 var arkadaşlar. Q'yu bulalım. Q eşittir. Yani Q'leyi bulalım aslında. Çünkü tek bir tane. I kare çarpı xl olur ki 4 çarpı 4 16 var. Bakın. Burada hemen dikkat etmeniz gerekiyor. Yükümüzü 3 artı J 4 ohmluk bir yükü kaynağa bağladık. 12 var. Aktif güç çekiyor. Bundan daha fazla oranda reaktif çekiyoruz. Bu kabul edilir bir oran değil aslında. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve güç katsayısını gördüğümüzde bunun yani küçük olduğunu görünce bunu anlayacağız. S'yi nasıl bulacağız? Arkadaşlar S'yi nasıl buluyorduk? Buradan yola çıkarak işte S eşittir P kare artı Q karenin karesinin karekökü ki kaç olur? 20
amper mi? Veya 20 şey 20 volt amper. 20'ye veya şöyle de yazabiliriz aslında. S eşittir. Yani 12 artı endüktörde şu oluyordu. Aslında şöyle yazmak lazım. Özür dilerim. Endüktif devrede, endüktif devrenin şu olduğu devrede öyle diyelim. S eşittir. P artı J şöyle oluyordu arkadaşlar. Yani 12 artı J 16. Bu kartezyen koordinat sisteminde işte yine şurada yaptığımız işlemi burada yaparsak arkadaşlar. Yani 12'nin karesi artı 16'nın karesinin karekökü 20. Bu da polar koordinat sisteminde. Ve arktanjant değil mi? 16 bölü 12. Bize 53.13 derece olarak bize bunu verecek arkadaşlar. Volt amper. Değil mi? Yani şurası ne? 12'nin karesi artı 16'nın karesi karekökü 20. Bir de fi de değil mi? Özür dilerim. Arc tanjant 16 bölü 12 arkadaşlar. Bu da 53.13 derece olarak çıkıyor. Şimdi biz görünür gücü bu birinci yöntemle bir de ikinci yöntemle bulabiliriz. İkinci yöntemde nasıl? Yani şurada bakın yazmışız aslında. Gerilim çarpı akımın eşleni ile de bulabiliriz. S eşittir. İkinci yöntemle çözüyoruz. İşte ona 0 derecelik bir gerilimimiz var. Akımımız 2(-53.13)'tü ama hatırlayın. Görünür güç akım çarpı gerilim çarpı akımın eşleni olacaktı. Akımın eşleni akım 2(-53.13) ise eşlenik 2'ye artı 13.53 oluyordu. Doğru mu? Eşlenik olacak. Şuradan yola çıkarak yapıyoruz. 2(53.13) derece akımın eşleniği artı oldu. Açısı artı oldu. Dolayısıyla yine aynı şeyi bulmuş olacak. İşte 20'ye 53.13 derece volt veya bunu işte açılım yaparak 12 artı J 16 olduğunda görürsünüz. Öyle değil mi? İşte 20 çarpı kosinüs 53.13 artı J sinüs 53.13 şeklinde açarak da bulabiliriz. Şimdi güç faktörünü bulalım. Kosinüs fi arkadaşlar neydi? P bölü S. Bakın özür dilerim. Kaç? 12 bölü 20 arkadaşlar. 5 ile çarparsak hani şurası 100 olur, burası 60 olur. Değil mi? 60 bölü 100 0.6. Ve bu nasıl bir değer? Kötü bir değer. Yani bunun mümkün kosinüsü 0.6. Kötü bir değer. Ve bunu nereden görüyoruz? Yani çok açıklanır. Güç faktörünün 1'e yakın olmasını isteriz yükler için. Yani yük bunun açık şekilde şu 12 watt'lık aktif güç çekiyor, burada bir iş yapıyor, tamam. Ama aynı anda 16 watt ve aktif güç çekiyor. Yani bundan, yani aktif güçten çok daha fazla çekiyor ki biz bunun küçük olduğunu işte buradan görebiliyoruz. Yani ve bu, yani burada da görebiliyoruz. 12'ye 16 eşit bile değil. Daha fazla aktif güç çekiyor. Yani bu şuna benziyor. Çok az bir kalem ucum var. Ama işte kocaman bir CD ile sınava gelmişsin gibi yani. Veya diyelim ki işte bardağın yarısından fazlası köpük, az bir kısmı aylanıyor. Veya işte çantayı çok kaldırmışsın gibi. Yani çanta örneğindeki gibi çantayı göğüslerine kaldırmışsın, çantayı taşımaya çalışıyorsun. Yani. Bu değerin bu değer düşük arkadaşlar. Ve bu şebekeye bağlandığı zaman şebekeden maalesef işte boşu boşuna rahatlık güç çekecek. Bizim buna bir çözüm bulmamız lazım ki biz buna işte bunu bireye yaklaştıracak çözüme biz rahatlık güç kompansasyonu diyeceğiz. Ya sonra ona bakalım. Evet, ikinci örneğe bakalım. Arkadaşlar ikinci örnekte 3 tane yük var. Geniş seri, 2 tanesi paralel. Direkt bunların işte çektikleri yükler verilmiş bu an. Şu an aslında bunları hatırlayalım diye çözüyor. Aslında çok elzem değil. Şimdi şunu yapmamız lazım. Bu 3 tane yükün 3 tane yük şebekeye bağlanmış. İşte biri seri, diğerleri paralel. Bunlar aslında bir
tek yük gibi, artık şebeke bunu tek bir yük gibi görebilir. Tek cihaz da olabilir ama veya işte bir şirketteki, bir odadaki şey gibi, yani bu toplam bir aboneden çekilen yük gibi düşünün. Bunu tek bir yük gibi algılamamız lazım. Bu üçü bir arada varken arkadaşlar, işte yine neyi bulacağız? Akım bulacağız. Şebekeden çeken akımı, gönül gücü bulacağız. Yani şebeke bu üç tane yükü çalıştırmak için ne kadar gönül bir şey ve güç faktörüne bakacağız. Yani bu yükler ne kadar verimli çalışıyor? Ne, yani şebekede ne kadar aktif güç ve ne kadar reaktif güç çekiyor, ona bakalım. Birincisi 0 vara 100 wattlık dirençmiş. Aktif gücü 0. İkincisi 200 wattlık aktif gücü ve 700 varlık bir indüktif gücü varmış. Yazmışlar içerisine. Ve diğeri ise arkadaşlar bakın 300 wattlık bir aktif güç ve yanında 1500 varlık kapasitif bir reaktif güç çekiyormuş. Bu da kapasitif ve kapasitifler, kapasitif yani indüktif ve kapasitif güç birbirine zıt olduğunu biliyoruz. Şimdi bunların çektiği gönül gücü bulabilmek için aktif güçleri ve toplam reaktif güçleri bulmamız lazım arkadaşlar. P toplam bakacağız. Yani toplam şebekeden çekilen P toplam skalar olarak toplayabiliriz. Ama mesela S, yani S'leri bulup S1, S2, S3 bunları toplayamazsınız. Yani şu olmaz yani. İşte diyelim S1 bu, S2 bu, S3 böyle bir gönül güç olsun. Bunları aktif olarak skalar olarak toplayamazsınız. Ama bunların her birinin x eksenindeki ve y eksenindeki bileşenlerini bulup onları bulup toplayabilirsiniz. Yani biz bu an şunu yapacağız. Yani şunun p'lerini toplayacağız, q'larını toplayacağız tek tek. Evet. Birincinin p1'i ne kadar arkadaşlar? 100 watt. İkincisi 200 watt. Üçüncüsü 300 watt. Bunlar skala toplamak mümkün. Pardon, 3000 yazdık. Özür dilerim. Dolayısıyla 600 wattlık bir aktif güç çekilmiş olacak. Bu yükler tüm tarafından, şu şebekeden, şu kaynaktan. Q'lara bakalım. Q toplam. Arkadaşlar 0'miş. Tamam. Diğeri indüktifler pozitif olarak gösteriyordu. Kapasitifler negatif arkadaşlar. 700 var. Eksi 1500 var. Yani burada kapasitif gücünü çektiği, yine fazla yazdık. Kapasitif gücün çektiği reaktif güç daha fazla olduğu için bunları çıkaracağız. Eksi 1500. Ve şunu unutmayalım. İşte devre endüktifse P artı J Q oluyordu. Bu toplam. Devre kapasitif olduğunda değil mi? Endüktifse böyleydi. Devre endüktif yük ağırlıklıysa, kapasitif güç ağırlıklıysa ise J eksi Q, J Q toplam oluyordu yani. C'nin etkisi daha büyükse, C'nin etkisi, şurada L'nin etkisi, şurada C'nin etkisi daha büyükse. Şu an ne oldu arkadaşlar? 800, eksi 800 var oldu. Aslında şu formuldaki eksi işte buradan geldi yani. Şu bunu gösteriyor. Yani bizim şu an gönül gücümüz, 3 tane yükümüzün toplam gönül gücü şu oldu arkadaşlar. S eşittir P toplam 600 eksi 800 var oldu. Yani şu oldu. J800, özür dilerim. J800 değil mi? Bu kartezyen koordinat sistemi, bunu polar koordinat sistemine nasıl çevireceğiz? Bir kere S'nin, değil mi? Bu bir vektör. 600 eksi J800. Bunun şeyini bulacağız işte. S mutlak değeri ne? 600'ün karesi artı 800'ün karesinin eksi 800'ün karesi, neyse önemli değil. Kare kökü bu 1000 eder, doğru mu? 6-8 10 üçgeninde. Ve açısı da tanjant eksi 800 bölü 600 arkadaşlar. Açısını da buradan bulabiliriz. Yani bu da eksi 53.13 derece eder arkadaşlar. Yani dolayısıyla biz gönül gücümüzü 1000'e polar koordinat sisteminde eksi 53.13 derece volt amper olarak yazabiliriz. Evet. Şimdi gönül gücü bulduysak akımı da bulabiliriz, değil mi? Akımı nasıl bulabiliyordu?
İşte biz şunu biliyorduk. S eşittir V çarpı akımın eşleni. Biz bunu bulduk. Şimdi gerilime böleceğiz. İşte bine eksi 53.13 derece, gerilim 0 derece ve akımın eşleni şu olacak. Buradan akımın eşleni ne olur? Şunu bu tarafa çekerseniz 10'a eksi 53 nokta eksi 53 nokta 13 derece amperlik bir akım olur. Akımın eşleni buysa akımın kendisi ne olur? Yine mutlak değer uzunluk aynı vektörün ama açısı pozitif olacak. Artı 53 nokta 13 derece amperliktir. Evet. Güç faktörümüz ne olacak? Kosinüs V'miz yine P bölü S'den, evet, 600 bölü 1000 yine 0.6 artmıştır. Evet, nasıl bir değer? Küçük bir değer, az önce söylediğimiz gibi, bakın burada da görebiliyoruz. 600 watt'lık reaktif bir şey, aktif bir çekerken bu 3 tane yükü çalıştırmak için bir abone olduğunu düşünelim, bir ev, bir şirket, neyse. 600 wattlık her an için 600 wattlık aktif güç çekerken 800 wattlık da reaktif güç çekiyor. Aslında baktığınızda daha fazla reaktif güç var ama işte bu iki reaktif güç birbirini dengelediği için bir kısmını kendi aralarında işte diyelim ki o 700 wattlık çekerken bu verdiği için toplam şebekeden net 800 wattlık bir reaktif güç çekiyor. Yani eksi de kapasitif olduğunu gösteriyor. Burada da bu yerde kapasitifler daha çokmuş. Ama çekiyor her an için. Aktif güçten daha fazla reaktif güç çekiyor. Yani bu ne demek? Bardaktaki köpük çok daha uzun, çok veya çantayı çok daha işte el hizasından çok daha yükseğe kaldırmışsınız. Ve bu ekstra arkadaşlar size yani akımınızı şey yapıyor. Akımınızı arttırıyor. Diyelim ki burada işte diyelim ki siz bu 800 var bir yerden karşılayabilirseniz yani şebekeden değil de bunu bir cihazınız olsa önceden verebilseniz ne olur? 800 var yoksa yani bu 800 var çekmese yani bunu bir yerden karşılasanız şebekeden çekmesin. Şebekeden çekmese ne olur? O zaman görünür güç 600 watt olur. 600 watt bölü işte toplam şeye bölseniz akımınız çok daha düşük olacak. Doğru mu? Gerilime bölseniz yani. İşte mesela diyelim ki yani görünür güç şu olsa S eşittir P eşit olsa yani 600'e 0 derece diyelim. Akım ne olur burada? Akım, ikinci akım bulalım arkadaşlar. 600 bölü 0'ı 100 bölü 0'a bölerseniz ne olur? 6 ampere mi düşer? Evet, bakın 10 amperden 6 ampere düşer. Daha az akım çekersiniz. Yani. Yük açısından düşündüğünüzde yük az, daha az enerji harcar ki işte bunu yapma işlemine biz kompansasyon diyoruz. Yani bu yüklerin çektiği reaktif güçleri şebekeden çekilmesine izin vermeden işte başka işte şurada kapasitif yük fazla olduğu için mesela bu kapasitif yük burada fazla buraya indüktif yük bağlıyorsunuz. Şönt reaktör bağlıyorlar. İşte 800 wattlık şönt yani küle ve bağlıyorlar. Ve motorlar için tam tersi işte diyelim ki mesela az önceki devrede bakalım. Mesela diyelim ki bu motor bu 16 var bir yerden karşılarsak ne olacaktı? Yani şey gücümüz, gönül gücümüz 12 olacaktı yani. Yani burada da öyle. Bakın diyelim ki şeyi, ben eğer 16 varı şunların çektiği 12 wattlı 16 varlık güçler var. 16 varı şebekeden değil de bir şeyden yani sağladım. İki bütüne kompansasyon diyeceğiz işte. O zaman S, P eşit olacak yani. Yani 12 olacak yani. 12 watt veya 12 işte volt amper diyeceksin. Akım ne olacak o zaman? I2'ye bakalım. İşte diyelim ki 12 bölü 0 derece değil mi? Ve gerilim de 10. 1 nokta, yani ona 0. 1.2 amper olacak. Az önce kaç amper çekiyordu? Akımı bulmuş muydu? Akım 2 amperdi yani. Bakın. 2 amperdi. Az önce 2 amperdi. Şimdi 1.2 amper. Demek ki bu yüklerin çektiği reaktif biz bir yerden yani şebekeden değil de oradaki bir farklı yapıdan sağlarsak ki biz buna reaktif güç kompansasyonu diyeceğiz. Tabi o zaman bakacağız işte
böyle hani mesela motor gibi düşünün bunu. İndüktif yük fazlaysa buna kapasitif bir kompanze yapacağız. Ama şuradaki gibi kapasitif yükün etkisi fazlaysa, şu sistemde kapasitif yükün etkisi fazla, burada indüktif bir kompansasyon yapıp şebekeden tetikleri toplam da sıfıra götürürsek ne oluyormuş? Yükler daha az akım çekiyormuş. Bu da ne oluyor? Senin faturana yansıyor. Veya en faturana yansıyor. Yani akımın azaldı. Yani akım azaldığı için faturan azaldı. Tabi akım azalırsa depremin kesitlerini arttırmak zorundayız. Depremler azısınır. Aynı zamanda arkadaşlar bakın bunlar fazladan rahatlık güç çekerek aslında ısınıyorlar. Çok daha fazla güç çekip ısınıyorlar. Bu da cihazların ömrünü tüketiyor. Akımımız azalıyor, faturamız düşüyor, akımımız azalıyor. Üretken kesitlerini fazla kalın kesit kullanmaya gerek kalmıyor. Aksi takdirde bakın, ince kesitle çok fazla rahatlık güç de çektiniz. Üretkene daha ısınır, yangın da çıkabilir. O yüzden üretken kesitini arttırıyorlar. Ama diyelim ki bunu kompanze etmişsen sen bir şekilde aklına gerek kalmayacak. Dolayısıyla daha az yük harcayacaksın arkadaşlar. Daha az enerji harcayacaksın. Bu da faturana şey yansıyacak. Evet, üçüncü bir soruya bakalım. Biraz daha fazla yükler var. 4 tane paralel yük. Bir tanesi lambaymış. 12 tane 60 wattlık ampul. Biri ısıtıcıymış. 16 kW'lık büyük bir ısıtıcı. Bir fabrika gibi düşünebilirsiniz. Bu yerde bir tane arkadaşlar 5 beygirlik bir şey varmış, motor varmış, verimi %82 ve kosinüs fi'si 0.72 ki kötü bir değer, onu söyleyelim. Elektrik motorlar için 0.90'lara yakın olması şu an yeni nesil motorlarda bu mümkün. Tasarım ve kullanılan malzemeyle böyle oldu. Bir de bir kapasitif yük vermiş. İşte 9-J12 gibi, yani empedansı 9-J12 arkadaşlar. J12 empedansı verilmiş. Buradan arkadaşlar yine neyi istiyorlar bizden? A şıkkında yazalım buraya. Toplam, yani 4 tane yükün P toplamını, Q toplamını ve güç faktörünü istiyorlar sanırım. Öyle hatırlıyorum ama. Pardon, her bir yük için özür dilerim. Her bir yük için yazalım. Soruyu unuttum çünkü. Her bir yük için P'yi, Q'yu ve işte tetam diyelim veya fi mi diyelim, işte güç faktörlerini istiyorlar veya kosinüs fi'leri istiyorlar arkadaşlar. Kosinüs fi'leri istiyorlar veya kosinüs tetalar istiyorlar. Neyse, o zaman neyi bulacağız? P1, Q1'i, kosinüs fi1'i veya bunlara power faktör de diyorlar. Power faktör işte şurada. İşte P2 Q2, P3 Q3, P4 Q4 değil mi? Bunları bulacağız. Bu birinci yük, ikinci yük, üçüncü yük, dördüncü yük arkadaşlar. Şimdi mesela lamba için bakalım. Mesela birinci yük lamba arkadaşlar. P'miz ne kadar? P1'imiz yani 12 çarpı 60 720 watt. 720 watt. Lamba olduğu için Q1'imiz 0. Q1 0 var. Evet, ve böyle resistif şeylerin kosinüs fi'si nedir? Kosinüs işte şuna teta demişiz. Teta yani elimizdeki notlarda teta 1 diyelim. Kosinüs teta 1 yani power faktör 1 diyelim veya power faktör 1 arkadaşlar. Sonuç 1 yani 1. Açı 0 yani reaktif güç 0 olduğu için güç faktörü 1'dir yani. Doğru mu? Yani ve burada işte top bunun S'si nedir? 720 watt'a eşittir yani. Ve 720 volt amper olur yani. Evet, ikinci yüke bakalım. İkincisi ısıtıcı. Pardon, bunu aşağıya çekeceğiz. İkinci yük ısıtıcı arkadaşlar. Pardon. Şunu bir daha yazayım. İkinci yük ısıtıcı. Evet, P2'miz ne olur arkadaşlar? Zaten yazmışlar 16.000 watt.
Q2 bu da 0. Yani sıcı direnç. Ve dolayısıyla kosinüs teta 2'miz de power factor 2'miz de arkadaşlar yine 1. Yani ne demek? Açının 0 olduğu demek. Yani teta 1 de 0. Teta 2 de 0 derece arkadaşlar. Yani kosinüs de 1 olur o zaman. Çünkü şey yok yani. Yani bunların P'leri de şey Q olmadığı için şurada işte S'de aynı arkadaşlar. Yani S1 720 volt amper, S2'de 16.000 volt amper olur yani. Yani PS'ye eşit olur yani. Çünkü sıfır yani. Evet, üçüncü ülke bakalım. Evet, üçüncü ülke motor. Şimdi arkadaşlar şimdi motorlar için şöyle diyeceğiz. Yani motorun gücü, yani P3 şöyledir. Yani motorun veriminden bulunur arkadaşlar. Bu verim, ki bu 0.82, yani %80, yani verim yüzde verim bir motor için yüzde verim %82 ise verim 0.82'dir. Evet, verim P çıkış bölü P giriştir. Her zaman bütün sistemler için, elektrik motor için de böyledir. Buradaki P giriş işte motorun P3 değeri, yani motora verdiğimiz elektriksel değer. Yani bir elektrik motorunu düşünün. Şuraya biz bir P giriş elektriksel gücü gidiyoruz veya P elektrik diyebilirsiniz. Arkadaşlar milinden ise P çıkış alıyor. Ki bu işte plakette yazan değerdir. 5 beygirlik güçtür yani. Şurada bu da 5 beygirlik güç. Bu da ne kadar? 5 çarpı 746 değil mi? Yani 1 beygir 746 watt. Dolayısıyla bu kadar wattlık bir elektrik motoru çıkış gücü. Evet. 0.82. Ki şurada P3 arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar P çıkış gücümüz 5 çarpı 746 watt. Yani beygir watt'a çevirdik. Şurası da P3 arkadaşlar. Ve buradan P3'ümüz ne kadarmış? 4548. 4548.78 watt olmuş arkadaşlar. Evet. Şimdi Q'yu bulacağız arkadaşlar. Tabi burada bir de kosinüs fisle verilmiş motoru. Yani işte power factor 3, yani kosinüs theta 3, kosinüs theta 3 veya power factor 3. Power factor 3, 0.72 olarak verilmiş arkadaşlar. Buradan theta 3'ü de bulabiliriz. Buradan bakarsanız arkadaşlar işte veya şeyi de bulabiliriz. Buradan yola çıkarak S3'ü de bulabiliriz. Yani buradaki S3 ne olur? Onu da bakalım. S3 eşittir P çarpı kosinüs theta 3 veya power factor 3 arkadaşlar. 4548.78 watt çarpı 0.72. Dolayısıyla arkadaşlar, pardon, tam tersi, P3 şeye eşit olacak dedilerim. Şunu yanlış yazdım. P3 S3 çarpı bu olacaktı. Özür dilerim. Dolayısıyla S3 ne olur? S3 arkadaşlar 4548.78 bölü 0.72 olur. Daha büyük çıkması lazım zaten de. Aslında 6317.75 volt amper. Bu lazım değildi ama, yani istenmemişti ama şey için lazım. Q3'ü bulacağız. Tabi şuradan şu şeyi de bulalım. İşte theta 3 lazım çünkü. Arc kosinüs 0.72, bu açı da arkadaşlar 43 ile 43.95 dereceymiş. 43.95 derece. Bunu nerede kullanacağız? Q3'ü kullanmak için yapacağız. Q3 eşittir S3 çarpı sinüs theta 3. Bunu kullanacağız. Şu
Şöyle yapalım. Q3 eşittir. Q3 eşittir arkadaşlar. 6317.75 çarpı sinüs 43.95. Bu da arkadaşlar 4384.71 var diyorum. Arkadaşlar. Evet, Q3'ü de bulduk. Bunu da unutmayalım. Bu da Q3'e eşit. Bunları toplayacağız B şıkkında. Evet. Şimdi arkadaşlar motor için şu işlemleri yaptık. Dördüncü kapasitif yük için arkadaşlar bakalım. Kapasitif yükümüz. Evet, bunları bulmaya çalışalım. Evet. Biraz yavaşladı bilgisayarımız. Arkadaşlar kapasitif yük için akım bularak başlayalım. Yükümüz ne kadardı? J9-J12-10'dur. Doğru mu? Onu bularak başlayalım. Evet, akımımız, yani I4 akımımız E bölü Z'den arkadaşlar. Gerilimimiz Q8'e 0 volt. Akımımız 9-J12-10'du. Kapasitif olduğu için eksi olur geliyor buraya. XC. Dolayısıyla burası 208'e 0 dereceyken bunu polar koordinat sisteme dönüştürdüğümüzü varsayalım. O da neymiş arkadaşlar, bakalım. 15'e eksi 53.13 derece. Dolayısıyla akımımız 13.87 amperi. 13.87 amperi. Açısı da 53.13 derece. Arkadaşlar 13.87. Şimdi buradan P4'ü, Q4'ü ve güç faktörünü bulabiliriz. Arkadaşlar P4'ümüz ne olacak? Akımın genliği, yani I kare çarpı R'den bulabiliriz. İşte 13.87'nin karesi çarpı R'miz 9'du. Sonuç 1731.39 var. Q4'ü nasıl bulacağız? I kare çarpı XC olacak burası. 13.87'nin karesi çarpı 12 idi. Şurası da arkadaşlar 2308.52 varmış. Evet. Buradan arkadaşlar S'yi bulabiliriz. Ve güç faktörünü bulabiliriz. S4'ümüz ne olacak? İşte P karenin, P4'ün karesi artı Q4'ün karesinin karekökü, yani 1731.39 ve 2308'in karesinin karekökleri yaparsanız 2885.65 volt amper. Açısı da eksi 53.13 amper. Eksi 53.13 derece. Şunu şurada yazabilirdik. Eksi 53.13'muş arkadaşlar. Dikkat edin, akımın tam tersidir her zaman öyledir. Ve power factor 4'te, yani cosinus theta 4 veya power factor 4'te arkadaşlar P4 bölü S4'ten bulunabilir ki bu da 0.6 kapasitif. Bunu yazmak lazım. Kapasitif veya ileride diyorlar arkadaşlar. İleride yazıyor. Mesela şeyinki gerideydi. Şu şeyi hatırlayalım. Bak şu kosinüs, şu geride arkadaşlar. Geride veya indüktif yazıyor. İndüktif ikisi de olur yani. İndüktif veya geride yazıyor. Şimdi bu A şıkkıydı. Her bir yükün P'sini ve Q'sunu bulduk arkadaşlar. Ve güç faktörünü bulduk.
Şimdi buradan yola çıkarak şeyleri bulmaya çalışacağız. B şıkkında. Tabii şeyimiz nereye gitti ona bir bakalım. Özür dilerim. Şunu özür dilerim. Evet. Şuradan şöyle bakalım. İşte B şıkkında da P toplam, Q toplam bulalım. B şıkkında yeşil kalem yazıyorduk. B şıkkında arkadaşlar P toplam, Q toplam ve S toplam bulalım. Ve toplam kosinüs teta toplam bulalım yani. Ve power factor toplam bulalım. Tüm yani yükleri bu bir abone olsun. Bir işte bir şirket, bir bina ve bir bunlar işte bir şebeke bağlamında şebeke bunu yani toplam olarak ne görüyor yani onu görelim. Arkadaşlar P toplamımıza bakalım. P toplamımızı eğer yazarsanız diyelim ki 720 watt'ı hatırlayın. Diğeri 16.000'di ikincisi. Üçüncüsü P3'e bakacaksınız. 4548.78 watt. Dördüncüsü arkadaşlar 1731.39 ve toplarsanız bunlar yaklaşık 23.000 diyormuş arkadaşlar. 23.000 watt. Şu toplama bakalım. Birincisi sıfırdı, ikincisi sıfırdı, üçüncüsü en büyüklükte 4284, doğru mu? Şurada gözüküyor. 4384.71 var. Dördüncüsü kapasitifti. Neredeydi? Q4'ümüz 2308 eksi olacak. 2308.52 şurada. Ve sonuç tabi bu pozitif ve negatif çıkaracağız arkadaşlar. 2076.19 var. Şimdi bakın hiç kosinüs fiil bulmadan bile şunu görebiliriz. Bak 23.000 watt ve 2000 var. Gayet böyle iyi yani kosinüs fiilin iyi çıkacağı anlamına geliyor bu. Doğru mu? Çünkü çok büyük bir aktif güç oranı var bu yüklerde. Yani 3 yükü ve 2076'da dedi aktif güç var. Artık bunlar kabul edilebilir değerler. Evet S toplamı hatırlayalım. S toplam yani karesi artı Q toplamın karesinin karekökü yani 23.000 ve 2076.19'un karesinin karekökü tabi buna yakın değer çıkacak yaklaşık 23.093.52 volt amper çıktı. Güç faktörüne de bakarsak kosinüs fi toplam ve toplamıya power faktör şey toplamız üzerim değil mi? P toplam bölü Q toplam şey S toplamız üzerim. Bunu yanlış yazdım. Evet biraz bilgisayar yavaşladı. Şunu alabilirsem evet S toplam yani 23.093.92 arkadaşlar bu da 0.95 mi? Evet. Şöyle 0.95 gibi bir değer çıkıyor ki gayet iyi. Şuradan şeyi de bulabiliriz. Açıyı da bulabiliriz. Yani kosinüs fi toplam 95 ise fi toplamımız değiştirebilirim. Şimdi izin verirse fi toplam değil mi? A kosinüsten A kosinüs 95'ten 5.15 derece çıkıyormuş. 5.15 derece çıkıyormuş. Üçüncü C şıkkında güç üçgenini çizelim.
kalem değiştirebilirsen. Arkadaşlar C şıkkıyla güç üçgenini çizelim. Evet, P'miz var. P toplam. Şu toplam şurası ne arkadaşlar? Değil mi? İndüktif yük fazla olduğu için güç üçgenimizin Q kısmı yukarıda, yukarıya doğru olacak. Çünkü Q'le daha fazla. Evet. Eğer Q'lemiz negatif çıksaydı bu Q'nun aşağı doğru olacağını gösteriyordu arkadaşlar. Şurada hatırlayalım. P toplamımız 23.000. Q toplamımız tam 2000 pozitif olduğu için yukarı doğru çizdik. 2076.19 var. Ve S'miz 23.000. S toplam 23.093.52 miydi? Volt amper. Ve açımız da 5.15 derece. 5.15 derece. Sisteme bakarsak arkadaşlar 23.000 watt aktif güç çekiyor ve induktif ve kapasitifler var. Aslında bunlar birbirini kompanze ediyor işte bir kısmını. Ve geri kalan induktif yük şu kadar. 2076.19 var. Evet, bu işte diyelim ki görünüm gücü şeye bölersek, gerilime bölersek işte akımı buluruz, doğru mu? Yani diyelim ki şöyle olabilirdi. İşte akım, çektiği akım bulmuş muyduk? Bulmamıştık. İşte S değil mi? 23.093.52 gerilime bölsek. Gerilimimiz 208 diye hatırlıyorum ama yanlış bir hatırlıyorum. 208 evet. 208 nokta değil mi? Şeyimiz ne kadar? Yani akım açısını boş verelim. Şey olarak bulalım. 23.093. 23.000. Bakalım. 23.093 nokta kaçtı? 52 idi. 52 bölü 208. Arkadaşlar 111, yaklaşık 111 amper, 111 amperlik bir akım olacak. Ama diyelim ki biz hani o reaktif gücü de kompanze etmiş olsaydık, 2076'da bir ekstra kondansatör grupları ekleyip devreye kompanze etmiş olsaydık, I1'de I2 ne olacaktı arkadaşlar? O zaman sadece S aktif gücü eşit olacaktı, yani 23.000 olacaktı değil mi? 23.208 çok az fark edecek ama olsun, akım yine düşecek. Bunu bulalım. 23.000 bölü 208. Arkadaşlar bu da 110 amper ediyormuş yani. 110 amper ediyormuş. Yani aslında zaten burada bakın bir kısım kapasite devrede olduğu için, yani aslında yük olarak veya işte kompansasyon belki de yapılmış. Bu reaktif gücün bir kısmı bunlar karşılamış. Dolayısıyla çok az fark etti yani. Ama tamamen de olsaydı veya şu olmasaydı değil mi, çok daha büyük akımlar olacaktı yani. Reaktif gücü de artacaktı. 4308 olacaktı. Dolayısıyla burada aslında bir nevi kompanze edilmiş. Yani indüktif yük, kapasitif bir yükle veya işte kapasitelerle kompanze edilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz normal şebekeden çekilen şebekeye bağlanan yüklerin bir görünür güç çektiğini, bunun aktif ve reaktif güç bileşeninin olduğunu, değil mi? Örneklerle açıklamaya çalıştık en son olarak. Ve sistemin çektiği işte aktif gücü veya yüklerin çektiği aktif gücü görünümce olan güç faktörü olduğunu, bunun 1'e yakın olması gerektiğini, bunu bir yani yük açısından bir yapamazsınız, yükün kendisi açısından, ama şebeke açısından bir yapmak mümkün. Şebekeye bağladığınızda bunu bir yapmak işine de biz yani 1'e yaklaşmak için de güç kompansasyonu diyoruz. Bunu da ikinci